Kasım'ın sunduğu transfer dosyasına hoş geldiniz. Bugün transferde ve takımların gelişmelerinde, gündeminde öne çıkan noktaları değerlendireceğiz. Sıcak nokta Fenerbahçe'nin teknik direktör konusu İsmail Kartal artık öne çıkmış durumda. Son durumda Abdullah Avcı ile de iki görüşme yapılmıştı. Abdullah Avcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da olduğu Fenerbahçe yönetimine sunum da yapmıştı. İki görüşme yapılmıştı. İsmail Hoca, Hac görevinde öncesinde kendisi Fenerbahçe yönetimine bir rapor sunmuştu. Son durumda 4 Temmuz İstanbul'da dönecek İsmail Kartal ve Fenerbahçe ile artık e, anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Biz de Iğda bir ve birlikte bu konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Selam hoş bulduk. Hoş. Nasılsın? İyi vallahi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 10 numara gibi karşı karşıya oturduk. Garip evet, oldu şu anda. Forma olmayınca da üzüldüm yani. Piram şey Bana hazır hoca yokken bir piramit çakalım. <laughs> Nasıl buluyorsun İsmail Kartal tercihini? Ee, ya ben olumsuz değilim ama Fenerbahçe'de şöyle bir genelde problem oluyor. Beklenti yükseltip yükseltip uzun sürede bekletip ondan sonra bir tercih kullanıyorlar. Ve bu tercihi baştan kullansalar tepki almayacakları tercihler çok daha problemli hale geliyor. Vitor Pereira'yı hatırlarsın. Ya 50 gün sanki yani Klopp gelecek, Mourinho gelecek gibi 50 gün falan bekleyip getirmişlerdi. keza yine İsmail Hoca gelene kadar Zeki Murat Göle ile bir ay, bir buçuk ay ne kadar hatırlamıyorum ama bana öyle anımsatıyor en azından. Ben ciddi bir süre ligin içinde e, getirmemişlerdi, Vitor Pereira sonrası. Yani burada Jorge Jesus istisnası dışında hemen hemen her atama e, karar alamama sürecinden sonra, hani karar sürecinden değil, karar alamama sürecinden sonra gerçekleşiyor şartlara göre. Hani belli ki kafada başka şeyler var ama e, hani bu gerçekleşmiyorsa ona reaksiyon verme gibi bir şey yok. Hani o durumu kabullenmeme ya da bekleme gibi bir eğilim var. Ee, İsmail Kartal, Jorge Jesus'tan önce Jorge, İsmail Kartal'ın ayrılığı performansıyla alakalı değildi. Ben çok da başarılı duydum. Fenerbahçe kadrosundan e, hani tama yakın verim alabilen e, Ender hocalardan bir tanesiydi. E, yani Birçok e, hani oyuncudan verim aldı. Zaysi Crespo'yu belki de kariyerlerinin en büyük zirvesine yaklaştırmış hoca. Zaysi bir şey devrede var. 9 tane attı. Kariyer devresi. Adam tam sezon oynuyorsa belki tutamayacaksın yani öyle bir performans. Yani yeni kariyerinin golcü sezonu oldu. Ee, eğer tabii tabii yani toplu bir performans görsek sezon başından sonuna <laughs> belki 15-16 tane atmış bir 8 numaran olacak. Ee, dediğim gibi Crespo'da özellikle o dönem daha verimli oynuyordu rolünde. Ee, Arda Güler belli ölçüde süre almıştı. Belki daha fazla oynayabilir miydi? O da konuşulabilir belki ama... Ee, ne olursa olsun takım yani mevcut kadronun büyük ölçüde yani yüzde 60 ile 70 ile çalışmış ee, ve dediğim gibi bunu, buradan sonuç çıkarabilmiş, oyun çıkarabilmiş, oyun da çok dominant, agresifti şey olarak yani böyle çok inanılmaz bir performans anlamına demiyorum ama ne olursa olsun Fenerbahçe sahayı dolduruyordu ve fiziksel bir farklılık yaratıyordu Hoca işte döneminde. Ee, hani tabii ki Jorge Jesus'tan sonra Jorge Jesus biraz şey oldu ya. Gönderin bu adamı falan hani öyle bir modda gitti ya. Gönderin iyisini getirin gibi bir beklenti ve buna yönelik bir bekleme süreci olduğu için çok tatmin edici olmayabilir ama ben e, per yani en azından ilk İsmail Kartal dönemini oldukça başarılı buluyorum yani. on o sebeple şey diyemem. Hani burada niye böyle niye böyle anlık algılarla hareket etmemek lazım özellikle Hoca tercihinin Vitor Pereira geldiği gün korkunç bir tepki vardı. O gün de söylemiştim yani Vitor Pereira katkı vereceği alanlar olacak yani tabii ki e, yani sıkıntılı dönemleri de olabilir ama mutlaka yani değerli bir teknik adam. Ben Fenerbahçe'ye güzel e, şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Özellikle e, oyuncu tercihleri Fenerbahçe'ye parada kazandırdı. Belli oyuncuları öne de çıkardı. Ferdi Kadıoğlu eğer bugün değerli bir oyuncuysa Vitor Pereira'nın kullanım şekliyle ve onu ikna etmesiyle %100 alakası var. Ee, İsmail Hoca da <laughs> performans alma konusunda iyi bir referans bırakmıştı. Dediğim gibi günlük kaygılardan bağımsız baktığımda ben kötü bir sonuç görmüyorum. Ne dersin abi senin yorumun? Yani şöyle, e, en baştan başlamak gerekirse Fenerbahçeli muhabirlerin çoğu, Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız da şunu söylüyordu. Yani derbinin kaybedildiği akşam zaten Ali Koç'un kafasında Jesus bitti. Yani son Galatasaray'ın şampiyon olduğu ve şampiyonluktan sonra çıkmış olduğu dervi. O derbi 4 Haziran'da oynandı. Demek ki Fenerbahçe esasında 4 Haziran, bugün 28 Haziran, 24 gündür teknik direktörsüz. Karar alma sürecini çok doğru okumak gerekiyor. Yani Serdar Ali yine aklı çıktı. Yani burada o kendini az ısvıvıyla hep söylüyordu ya, düşünür düşünür olmaz, işte önelemeye kadar teknik direktör olmaz, önelemeye belki ancak çıkılır gibi bir süreci vardı. O tabii işin mübalasını da yapıyordu karar alma sürecinde çok ciddi bir sıkıntı var Fenerbahçe'de. Ve Ali Koç geldiğinden beri böyle zaten. Yani ilk geldiğinde belki de en çabuk reaksiyon gösterdiği Zaten hazırlığı tamamdı. Hemen e, Komoli ile Filip Koku gelmişti. Bir de Jorge Jesus. Bir de Jorge Jesus. Yani onun dışında hep sürüklenme Sür hali. Evet. Yani. Hep hep bir e, dalgaya kapılma e, hali var. E, i̇şin birinci kısmı bu. E, ben de şöyle düşünüyorum. Uğur'dan biraz daha e, farklı bir görüş açım var benim de. E, şimdi İsmail Hoca'nın iyi insanlığıyla ve hatta daha önce çalıştırmış olduğu, lige çıkartmış olduğu takımlarla da alakalı değil. Trabzonspor zamanında yani Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene Beşiktaş teknik direktör değişikliğine gitmişti devresi. Hatta iki tane teknik direktör değiştirmişti. Şey, değil mi yanlış hatırlamıyorum hı, Sergen Yalçın. Yani. Evet, e, Sergen Yalçın bırakmıştı. Veya Sergen hı. Yalçın yeni gelmişti Yani Tam Sergen Yalçın bırakmıştı galiba da hı hı. şey gelmişti. Galatasaraylara karavel şeyinde. zamanıydı. Yanlış hı, hatırlamıyorum. O Dortmund şampiyon olduğunda böyle öyle doğru. bir şey olmuştu. E, dön Galatasaray'a Galatasaray Fatih Terim'i yoluyup Domenek Dorant almıştı. Bu iki takım zaten ligden düşmüştü. Trabzonspor şampiyon olurken. Fenerbahçe kalmıştı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ı getirmişti bu arada. Orada da bir sıkıntı yok. Ama o esnada Galatasaray'ın çok kötü olmasından kaynaklanan Domenech Torant'la beraber Beşiktaş'ın iki kere geç süreci yaşamasından sebep o takımı bir rayına oturtmuştu gerçekten. Yani bir formül bulmuştu. O formül çok işleyen bir formüldü. Mia Crespo, Crespo. Müthiş bir formüldü. Hatta işte Giresunspor Spor maçında Ardo ile girdiği güzel bir gol attı, bir şeyler yaptı. Alanya Spor maçında asist yaptı. 3 gol 3 asist yaptı galiba ligin. Sebastian Frey'e falan acayip bir gol attırmıştı. Yani böyle Sebastian Frey miydi pardon kaleci <laughs> de. Abi, şey. Frey çok önce. Frey değil, Frey değil. Kim o? Dursun. Serdar Hasan Vezir, Hasan Vezir. <laughs> <laughs> Serdar Dursun'a gol attırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Serdar Dursun'a gol attırmıştı. Hatta şaşırmış o abi adam Serdar Dursun'a bile gol attırıyor falan diye. Ama ben geçen sene mesela e, İsmail Hoca'yla mı mi devam edilsin yoksa başka bir teknik direktör mü gelsin diye soru sorulduğunda söylediğim cevabı tekrar diyeceğim. Çünkü orayı hatırlamadan bir şey söyleyemem. Yarışmacı bir takımın başına gelip çok uzun süredir kupa alamayan bir takımla o fırtına içine girip orada sağlam kalabilmek daha farklı özellikler de gerektirir. Bu sadece oyun okuma bilinciyle falan alakalı değil. Ya hatta sahada vermiş olduğum teknikle taktikle alakalı değil. Bak her ne kadar Fenerbahçe ikinci olsa da şampiyon olamasa da Fenerbahçe aldığı her darbeden sonra Jesus hemen toparladı. Ya bak şimdi ilk Galatasaray yenilgisinden sonra hatırlayalım. Toparlandı hemen. Mesela İstanbul Spor maçı 3-3 hemen bir reaksiyon verdi. Sonrası farklı. Sonra işte Giresun Spor maçında da galibiyetler ama İsmail Hoca bu fırtınalı yani bu türbülansa girerse oradan çıkabilir mi oyuncularıyla beraber? Ona da bakmak gerekiyor. Ben hep o açıdan düşünüyorum. Güzel nokta o. Yani ben şey hani İsmail Hoca bana biraz böyle iyi havalar kaptanı gibi geliyor. Hani e, uçakla havalanıyorsun, sıfır türbülans, bulutlu hava yok böyle sahil yerine gidiyorsun, bir egek Ege şeyine gidiyorsun. Hiç buluta girmeden uçağı indiriyorsun. Hiç sıkıntı yok, o uçak iner ama... Aslında bütün krizlerde de takım başında var bir yandan ama. Var. 3 Temmuz'da var, otobüs kurşunlanmasında var, evet. hepsinde Samandıra'da yani. Samandıra'da e, toparlandı mı? Bir de öyle bak. ya 3 Temmuz'da Aykut Hoca yok muydu? vardı. İsmail Hoca da şey... Ha vardı. yani ekipteydi. Ben hani birinci adam olarak, birinci Aynen. adam olaraktan bahsediyorum. Ben yani şey değil. Hani bir ekibin için olmak değil. Yani lider karakter. Orada lider değildi çünkü İsmail Hoca. Aykut Kocaman vardı. Yani takım lideri olarak bakacaksan takım lideri farklı kişiydi. Kendisinin lider olduğu dönemde Trabzonspor'un şampiyonluğunda da Orada daha rahat işler. Ya zaten Trabzonspor şampiyonluğu hepimiz demedik mi Şubat ayında garantiledi diye. E tabi. Yani şimdi o yüzden şey de bana çok inandırıcı gelmiyor. Lig 5 daha hafta daha sürseydi Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Yok. Trabzon zaten oraya bırakmaz o işi. Arada bir rekabetçi bir şey olsaydı. Yani Trabzon kaç 7 8 hafta berabere kaldı. Ona rağmen yetişilemedi değil mi? Ya doğru abi ama şöyle bir durum var. Bu İsmail Kartal'ın sorumluluğu değil yani. Adam göreve geldiğinde zaten kopmuşsa bu bir de şu açıdan hı. söyleyeceğim. Hı hı. Şu an belki çok büyük bir faktör gibi gelmiyor ama o dönem Konya Spor'un yaptığı bir mucizeydi. ya yani Konya Spor, ya Trabzon ki kadar başarılı bir sezon geçiriyordu ve hakikaten ciddi bir mesafesi vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne Konya Spor gidecekti yani elemesini. Hmm. Yani ve İsmail Kartal'ın geldiği gün bu illa bu takım rahat rahat ikinci olur gibi bir tablo da yoktu. Baya baya orada çok absürt bir şey oldu. ciddi Konya Spor iyi gitmesine rağmen çok çok daha giderek Birebir karar karalıcı maçta 1 0dan dönerek yani çok e, hatta rakibi boğarak yani Konyaspor'un o sene herhalde öyle oynadığı bir maç yoktur. Ya yani çok çok iyi maçlar da çıkardı. Ee, şampiyonluk tabii ki Fenerbahçe'nin kriteri bence de şampiyonluk. Ben başka bir şey üstünden okumak Hı -hı. istemiyorum ama adam olmayan bir şansı niye bu yarışta yoktu diye e, senin söylediğin üstüne söylemiyorum ama Hı -hı. Ee, hani Trabzonspor'un fark açmış olmasının sorumlusu değil yani doğal değil olarak canım. Değil hani değil. şey gibi rahat bir dönem ama rahat da değil yani rahat olsa o kadar rahatsa en rahatı Domenek Torrent'ti yani ya da Abi, o teknik direktör e, e, Önder, yani. <laughs> Önder Karaveli'ydi. Önder <laughs> Karaveli Onlar da rahat yani İsmail Kartal farklı bir şey yaptıysa ki ya yani ben şuna bakıyorum Vitor Pereira'nın her bir de kazandı. Hata, hatalarından yani Vitor Pereira belli bir sebeple gönül Vitor Pereira'nın bıraktığı seviyeden daha yukarı taşıdı mı? Bence taşıdı. Ya ben izlerken ama hatta Net şey de. diyordum bak yani açık da söyleyeyim hatırlatmam babında ya Fenerbahçe'de hemen hemen her şey tamam yani eğer birileri gidecekse onların yerine oyuncu almak hemen hemen yeterliydi yani Kim ye yerine iyi bir savunma gelseydi belli belliydi eksikler bir tane açık bir tane belki açık oyuncusu bir tane belki hani hamle yeterli olacaktı yani ee, o dönem hemen hemen her oyuncudan verim ya bir de yani şimdi kopan büyük takımı toparlamak da o kadar kolay bir şey değil. Çünkü zaten hedef yok, bir şey yok. Bu sezonu bir şekilde geçirelim. Ee, yeni sezona bakarız hissiyatına çok çabuk gidiyor oyuncular. O oyunculardan o verimi çıkarabilmek de bence kolay bir şey değil. Güzel. Ee, ben de onu video video ben o yüzden kurtulma refleksi olarak bakıyorum şeyi yani. Şeyi anlıyorum bir yandan da. Yani tabii ki böyle hani her liste var. Onları çeklediğinde boş kalan yerler var ama... Ya onları da dolduramayacağını ben net söyleyemem. Ya bu bunu kesin yapamaz diyemem yani. Yapamazsa zaten o, o zaman eleştiririz. Ee, ama adam e, dediğim gibi gel, kendi döneminde öyle bir şey şartlar yok diye onları yapamamış gibi bir hissiyata kapılmak da bence yanlış biraz. Şimdi o zaman e, sezon biterken İsmail Kartal öyle bir oyun oturtturmuştu ki. Ee, ya evet baskıdan sonradır değildir. Başkan da yani Beyaz Spol'daki yayında baskıdan sonra mı oldu acaba bu diye bir soru işaretini dile getirmişti. Ee, ama Jesus kalitesinde, kalibresinde bir hoca gelmese İsmail Kartal'la devam edecekti Fenerbahçe. Orada yani. İsmail Kartal kalsın mı, Jesus gelsin mi tartışmaları yaptığımızı da e, Yaptık. Aha. Yaptık. hatırlamamız lazım. Jesus gittikten <laughs> sonra da İsmail Kartal'ın aslında geri dönmesi biraz doğal sonuç gibi geliyor bana. Başarılı Hı. olur, olmaz öncesinde ne kadar başarılıdır tartışırız ama Peki. biraz doğal seçim gibi geliyor ama şeyde oy birliğiyle hemfikiriz. 4 Haziran 3-0 eğlenceli eğlenmiş Galatasaray 3-0'la eze eze yeniyor. Fenerbahçe CESUS'la devam edelim mi etmeyelim mi toplantısını o akşam yaparken yönetim kurulu biz burada on numarada o gün haberi vermiştim. Demiştim ki Fenerbahçe yönetim kurulundan bazıları hatta kupa maçına da Jesus'la çıkmayalım seviyesine geldiler. Fenerbahçe 5 Haziran, 4 Haziran gecesi biliyor yani Jesus'la devam etmeyeceğiz. Evet. Kupa maçı son gün olduğunu biz burada söyledik. 5 Haziran günü 4 Haziran gecesinde yapılan olağanüstü kongreye git istifa seçim çağrıları üzerine 5 Haziran'da Ali Koç imzalı Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı. Dendi ki olağanüstü kongreye gitmek için bir süre gerekiyor tüzeye göre. Bir ay civarı bir süre. Evet. O bir ay civarı süre yeni sezon planlamasında bize vakit kaybettirir temalı. Hı hı. Geçti 21 gün, yarın 22. Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Bak hala... Bir hafta sonra seçim olacaktı zaten. Fenerbahçe... Bir görüşme bir 4 Temmuz'da mı dedi? 4 Temmuz'da hacdan dönüyor hoca. Yani, yani da Fenerbahçe e <laughs> yani, bir ay yani zaten, zaten zihninde zihni zihni kabul etmiş olsa mesaisi evet yani 4 Temmuz bir yol yorgunu 5 Temmuz'da başlar diyelim. Hani evet. 8 Temmuz'da evet. Rusya'ya gidiyor Fenerbahçe değil mi? İşte kamp kampa. Var, kampa gidiyor.